Deminden beri verdiğimiz haberleri ve Sayın Semine Aydemir'in, Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Aydemir'in anlatımlarını hepsini bir araya topladığımızda, son haberle de birleştirdiğimizde şunu söylemek istiyorum. Aman hasta olmamaya çalışın. Aman sağlığınıza iyice dikkat edin. Özellikle havalar soğudu. Gripin daha yaygınlaşması riski var. Ve tabii koronavirüs her yerde kol geziyor. Ben güvendeyim, ben güvenli bir ortamdayım diye bir hisse kapılmayın. Gösterebileceğiniz en yüksek düzeyde özeni gösterin sağlığınıza. Maske, mesafe, temizlik, bunlar üç temel kural ama en önemlisi o toplumsal hareketliliğe, nüfus hareketliliğine ne kadar az katkıda bulunursanız o kadar yeridir. Bizler, benim gibi insanlar zorunlu olarak her gün çalışma yerlerimize, iş yerlerimize gidip gelmek zorundayız. Ben mesela toplu ulaşımı kullanmamaya gayret ediyorum. Kendi aracımla gidip geliyorum ama mümkün olmadıkça, mecbur olmadıkça düzeltiyorum. Mecbur olmadıkça toplu taşıma araçlarını kullanmak suretiyle dışarı çıkmayın. Sadece temel ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere çıkıp hemen evinize dönün. Çünkü dışarıdan alabileceğiniz virüs ev ahalisine de hemen bulaşma riski taşıyor. Dolayısıyla aniden hızla çoğalma riski taşıyor. Mecbur kalmadıkça ne olur? Dışarı çıkmayın ve koronavirüsün yayılmasına katkıda bulunmayın. Şimdi bu olayın bir başka boyutuna değinmek istiyoruz. Aşı tartışılıyor, test tartışılıyor, bir yandan da ilaçlar tartışılıyor. Koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilaçlar ve o tartışmanın da bir alt başlığı açıldı şimdi. O ilaçlar nasıl üretiliyor? Dışarıyla bağlantısı, yani ithalat meselesi ya da üretim meselesinde bazı bilinmeyen unsurlar var. İşte bu konuda ilginç bir bulguyu ortaya çıkaran bir sayın milletvekiliyle konuşacağız şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Sayın Murat Emir karşımızda, telefon bağlantısı sanıyorum. Evet. İyi akşamlar dilerim, iyi yayınlar. İyi akşamlar Sayın Emir. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Şimdi enteresan bir açıklamanız oldu. Belli bir ilacın burada üretimiyle ilgili olarak bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkardınız. Sizden dinleyelim efendim. Şöyle, şimdi burada iki boyut var. Birincisi favipravir dediğimiz ilacın, özellikle antiviral etkinliği olan ilacın özellikle Atabay ve Medipol ortaklığında üretilirken yerli sentez diye Türkiye'de bir müjde gibi verildiği haberlerini anımsıyoruz. Ama biz araştırmamız sonucunda bulduk ki bu Atabay firması Temmuz ayından sonra, yani ilaç ruhsatlandırıldıktan sonra 2222 kilogram Hindistan'dan etken madde ithal etmiş. Yani yerli sentez yapacağız diye, Türkiye'de yaptık diye Sanayi Bakanı'nın müjde verdiği, Medipol'le Atabay firması el ele verdiği, yerli üretim yapıyoruz diye bir hava istedikleri ortamdan sonra aslına bakarsanız bu firmanın 280 bin kutu ilaç üretecek kadar etken maddeyi sentezlemek yerine, muhtemelen sentezleyemediler, Hindistan'dan ithal ettiğini öğrendik. Yani şunu mu söylüyorsunuz? %100 yerli üretim diye lanse ettiler ama aslında ham maddesini ya da etken maddesini dışarıdan aldıklarını ortaya çıkardınız. Burada birinci nokta tam da dediğiniz gibi yanlış bir algı yaratılmış olması ve bunun Medipol'le, yani Sağlık Bakanı'nın yöneticisi olduğu üniversiteyle ilişkili olması. Bu birincisi, yani toplumda yanlış bir algı, bilinçli olarak böyle bir hava yaratıldı. Böyle bir durum var. Ama diğer önemli noktada aslında bu ilacın ruhsatı yerli sentez olarak istendi. Oysa şimdi ruhsatı siz yerli sentez yaparak yapacağız diye ruhsat alıyorsunuz ama yurt dışından ithal ediyorsunuz. İthal ettiğiniz etken maddenin kriterleri son derece önemli. Dolayısıyla ruhsatın ona göre alınmış olması gerekirdi ve Sağlık Bakanlığı'nın da bu noktada işlem yapmış olması beklenirdi. Yani diğer bir noktada bu. Yani hem Sağlık Bakanlığı'nın olduğu üniversite bir başka firmayla ortaklaşıyor, ilaç üretiyor ama ilacı yerli sentez yapacağım diye iddia ederken ithal ediyor ama aynı zamanda da başvurduğu ruhsata uygun davranmamış oluyor. Bir diğer önemli nokta da ki bu bize göre son derece önemli bir durum. O da şu, Bu ilacı üretebilecek, Türkiye'de üretebilecek 3 firma daha var. Ve bu firmalar Mart ve Nisan aylarında başvuruyorlar. Bize ruhsat verip biz bu ilacı üreteceğiz diye. Oysa Sağlık Bakanlığı bunları bekletiyor ve Sanayi Bakanı diyor ki Medipol ve Atabay firması birleşecek, yerli sentez yapacak diyor 12 Haziran'da ve bütün ilaçların ruhsatlandırılması 10 Temmuz'da yapılıyor. Şimdi dün ben Plan Bütçe Komisyonu'nda bunu gündeme getirdiğimde Sayın Bakan dedi ki ben evet hepsinin aynı anda ruhsatlandırılmasına emir verdim. Çünkü fiyatları düşürmediler. Düşürene kadar da bunları beklettim dedi. Oysa aslında altı çizilmesi gereken diğer firmalar Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta başvuruyor ama Sağlık Bakanlığı'nın ilişkili olduğu firma 12 Haziran'dan sonra başvuruyor. Bir haksız rekabetten ya da kollamadan mı söz ediyorsunuz? Elbette. Dolayısıyla yani bekletilen diğer firmalar. Yani bakanın firması değil. Bakanın firması yok da bakanın ilişkili olduğu firma değil. Bekletilen firmalar diğerleri. Dolayısıyla aslında bakan cevap verirken kendisini de ifşa etmiş oluyor. Şimdi bu niye önemli? Şu açıdan önemli. Özellikle Mayıs-Haziran aylarında ilaç kıtlığı yaşandı Türkiye'de. Yani bu ilaç eksikti. Kıtlık yaşandı. Kimi hastalara verilemediğini, geç verildiğini biliyoruz. Şu anda tamam ama yapılamadı. Dolayısıyla burada da bir kamu sağlığının tehlikeye atılması durumu var. Yani ilaç ruhsatlandırılırken bir firma için bekletiliyor diğer firmalar. Ondan sonra üretime izin veriliyor. Ama yerli sentez yaptığını iddia eden firmada aslına bakarsanız ithal yerli etken madde kullanarak ilacı üretiyor. Ama ruhsatının ne durumda olduğunu soruyoruz. Onun da cevabı yok. Peki Sayın Murat Emir, şimdi siz geçtiğimiz aylarda çok önemli başka bir çıkışla Sağlık Bakanlığı'na önemli sorular yönelttiniz. Yani bu hasta sayısı, vaka sayısı, evet, bunların bağlantısı ve tabii bunların açıklanan verilere, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere nasıl etki ettiği, bu konudaki şeffaflık konusundaki soru işaretlerini ortaya çıkardınız. Bu alanda bir değişikliğe gidileceğine ilişkin bir işaret var mı Sağlık Bakanlığı'ndan, yoksa yine hep tartışılan ve şeffaflık meselesi biraz kuşkulu, sorgulanması gereken veriler mi duyuyoruz, görüyoruz biz? Şöyle, yani bizim AKP iktidarının yönetme tarzına bildiğimiz için her yaptıklarında bir şüpheci bakmak ve sonucu beklemek çok daha sağlıklı bir yaklaşım olur. Ama dünkü Plan Bütçe Komisyonu'nda ben bizzat Sayın Bakan'a söylediğimi burada da ifade edeyim. Yani bu yalan. Yalan demeye de benim dilim varmıyor. Sonuçta biz Sağlık Bakanlığı'ndan bahsediyoruz. Toplum sağlığını ilgilendiren, her gün yüzlerce vatandaşımızın öldüğü ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi bir bakanlığın yalan söylemesi de hiç uygun bir şey değil. Ama bunlara kimse de inanmıyor. Yani bakan da inanmıyor zaten. Ya zaten bakan da şunu diyemedi. Yani bu rakamlar doğru, inanın bunlara diyemedi. Dedi ki ya dedi işte dedi bu kadar 8 kat arttı ölüm sayısı, vaka sayısı, ağır vaka sayısı. Bunlar zaten her şeyi söylemiyor mu? Daha neyi zorlatıyorsunuz anlamında gelecek şeyler söyledi ve şu işaretler verdi. Yani önümüzdeki dönemde yeni bir açıklama sistemine geçebiliriz, tartışacağız dedi. Oysa aslında bunlara hiç gerek yok. Dünya ne yapıyorsa, bütün dünya nasıl uyguluyorsa öyle uygulayacaksınız. Semptomatik, asemptomatik demeyeceksiniz. Ne varsa açıklayacaksınız. Kaldı ki Türkiye'de asemptomatik bulunan hasta yok. Çünkü asemptomatiklere test yapılmıyor. Türkiye'de COVID pozitif sağlıkçılara 7. günden sonra test yapılmıyor. Türkiye'de, ülkemizde maalesef COVID pozitif insanlar evlerinde tedavilikten sonra test yapılmıyor, bu düzeldi mi diye. Test yaptıran kim? Mutlu bir azınlık. Her gün yaptıranlar da var. Ama Türkiye'de, ülkemizde maalesef asemptomatik hiç kimseye, temaslılara da test yapılmazken bütün bulunan vakaların aslında bir şekilde semptomatik olduğunu ve bakanın tanımıyla da hasta olduğunu kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla bu rakamlar 7 ile, 10 ile, 20 ile, 25 ile, 50 ile çarpılabilir. Bilemiyorum tabii. Ama şu andaki açıklanan rakamların gerçeğin çok az bir kısmını yansıttığı kesin. Murat Bey, şimdi İlaç meselesini konuştuk. Hasta sayılarındaki bu şeffaflık meselesini konuştuk. Bir de aşı sorunumuz var. Şimdi geçtiğimiz haftalarda bu birkaç gün tartışıldı ama geçildi. Yurt dışından işte belli miktarda tedarik edebildiğimiz işte yaklaşık 1,5 milyon gibi bu grip aşısını 1,5 milyon doz duyabiliyor musunuz Murat Bey? Evet, duyuyorum. 1,5 milyon evet, doz kadar tedarik edebildiğimiz ama ihtiyacın bunun kat kat üzerinde olduğu gerçeği var. O anlamda bir evet, gelişme var mı? Bir yeni bilgi var mı sizde? Bunu da şöyle, takip ediyorsunuz eminim. Ediyoruz. Yeni bilgi yok. Yani maalesef Sağlık Bakanlığı bu konuda gecikti. Özellikle Türk Eczacılar Birliği'nin aracı olduğu ve alabileceği çok büyük miktardaki grip aşısının alınmasındaki bürokratik engeller dolayısıyla önemli bir gecikme yaşandı. Ve maalesef Türkiye İran'ın bile, yani ambargo altındaki İran'ın bile 8 milyon, İngiltere'nin 30 milyon, Almanya'nın 25 milyon aldığı aşıdan ancak 1,3 milyon alabildi. Ama Sayın Bakan bunu 3 milyon doza tamamlanabileceğini söylemişti. Takip ediyoruz, takip edeceğiz. Ama burada da maalesef Sağlık Bakanlığı, iktidar çuvallamış durumda. Son olarak şunu da sormak istiyorum Sayın Emir. Şimdi az önce sizden önce Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği'nden bir değerli hemşireyle konuştuk. Semine Aydemir hanımefendiyle konuştuk. O bize evet, sağlık personelinin, hatta en ön safta savaşan yoğun bakım personelinin rutin koronavirüs testi olamadığını söyledi. Oysa ki evet, devletin tabii, önemli kişilerinin, siz milletvekillerinin testlere çok daha kolay erişimi olduğu, hatta her istediğinizde yapılabildiğini biliyoruz. Bu test bu kadar temini güç bir şey mi? Sağlık personeline neden yapılmıyor olabilir? Bir ihmal mi, yoksa tedarikte bir güçlük mü çekiliyor? Ya burada bir beceriksizlik var. Ya ben size rakamları vereyim, siz değerlendirin. Kişi başına yapılan test sayısında Avrupa'nın 41.siyiz. Dünyanın 111.siyiz. Yani dünyadaki, dünya 8 milyar kabul edin, 4 milyar, yani 4 2'ye bölün, biz diğer 4 milyardayız. Yani açlık sınırındaki Afrika ülkeleri, az gelişmiş Asya ülkeleriyle biz aynı seviyede duruyoruz. Test yapma sayısı bakımından. Düşünebiliyor musunuz? Yani bundan daha feci bir durum olabilir mi? Dünya 111.siyiz. Kişi başına düşen test sayısı anlamında. Evet, bir de kaç kişiye yapıldığı da önemli herhalde, değil mi Murat Bey? Şimdi aynen, tabii. Günlük tabii, sayı tabii, açıklanıyor ama tabii, mesela bugün itibariyle 157.756 test yapılmış ama bunun kaç kişiye yapıldığı üzerinden tabii, de hesap farklı gözükebilir. Mükerrer, evet, çoğu hastanede yapılan veya çoğu işte her gün yapılan mutlu bir azınlık var. Maalesef burada da her yerde olduğu gibi yine bakın, uluslararası ölçeklerle baktığınızda Sağlık Bakanlığı'nın pandemiyle mücadelesi çökmüş durumda. Ama Türkiye'de şunu da kabul etmeliyiz. Türkiye'de ciddi bir sağlık personeli birikimi var. Doktoru var, hemşiresi var, sağlık memuru var, çalışanı var. Ve ciddi bir hastane altyapısı var. Bunu da kabul etmeliyiz. Ama bu hastane altyapısı sadece AKP'nin kurduğu şehir hastaneleri değil, Cumhuriyet'in hastaneleri. Ve Cumhuriyet'in güzelim, güzide hastanelerini kapatarak yaptıkları için şehir hastanenin bir kısmını, orada da büyük hata yaptılar ve oradan da dönmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla şu anda sağlık sistemi, sağlık çalışanlarının özveriliği ve kendi hayatlarını ve yakından hayatlarını riske altına atarak yaptıkları, verdikleri bir mücadele sonucunda şu ana kadar bu akını göğüsledi. Ama bana şahsen, siz de biliyorsunuzdur, size de oluyordur, izleyenler de bilirler, acil servislerde günlerce yatak bekleyen, hala filyasyon ekibi gelmedi, nefes darlığı çekiyoruz, ne yapacağız diye onlarca telefon alıyoruz. Maalesef sıkışma da bu seviyede. Peki Sayın Murat Emir, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Saygılar. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Sayın Murat Emir'le ilaç meselesini konuştuk, testler meselesini konuştuk. Sağlık Bakanlığı'nın